Anayız Çatlıt sabah saat 5.20'de aradığı şeyi buldu. Saat 5.30'da teyidini aldı. 5.35'de Jean-Luc Crosnier aradı. Polis uyumuyordu. Hala Marsilya ve çevresinde Victor Janosi'yi bulmak için yürütülen operasyonları denetliyordu. A55 otoyolundaki sahil otoyolu bir jandarma karakolundaydı. Janosi'nin nerede olduğunu biliyorum dedi Anais. As aşırı heyecanlı bir sesle. Nerede? Nis'te. Neden Nis? Çünkü Christian Buson, namı diğer Teneke, orada ölüm döşeğinde. Teneke aylarca arandı, bulunamadı. Üzerinde hiçbir kimlik belgesi olmadan kıyıda bir yerlerde ölmüş olduğu düşünüldü. Teneke önce Tulo'ya kaçtı, sonra da Nis'e geçti. Hala orada palyatif tedavilerin uygulandığı bir tıbbi koordinasyon merkezinde kalıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Bana verdiğiniz soruşturma dosyasını yeniden gözden geçirdim. Marsilya'dayken bu sonun tedavi, tedavi etmiş olan doktorla bir kez daha görüştüm. Erik Enosberg sokak doktorlarından. Onu ben sorguladım. Size ne söyledi? Tulo'dayken Teneke'yi yeniden gördüğünü ve onu Arbor törbekarları tarafından yönetilen bir eve yerleştirdiğini. Crosnier bir an durum muhakemesi yaptı. Elbette isimler, tarihler, yerler ona yabancı değildi. Janusi oraya neden gitmiş olabilir? Çünkü tam olarak benimle aynı yolu izledi. Dün saat 18 sularında ile temas kurmuş. Kendini polis olarak tanıtmış. Hemen oraya gitmek gerekiyor. Janusi çoktan nize varmış olmalı. O kadar çabuk değil. Siz ve ben bir anlaşma yaptık. Benim kim olduğumu anlamadınız mı? Crosnier alay dolu bir kahkaha attı. Odamın kapısından girdiğiniz anda sizin kim olduğunuzu anladım. Heyecan yoksunluğu çeken, şımartılmış bir çocuk. İnat uğruna polis olmuş bir küçük burjuva. Kendini kanunlardan üstün gördüğü için yasalara uymayan bir velet. Anais yaylım ateşini sineye çekti. Hepsi bu mu? Hayır. Şu an için polis bile değilsiniz. Benim sorumluluğum altındaki bir suçlusunuz. Emniyet müfettişliğinden beni aradılar. Sizi sorgulamak için EVEÇ'e bir ekip yolluyorlar. Ana isin boğazı kurudu, şakakları nemlendi. İnfaz başlamıştı. Yer çekimi olmayan bir boşluktaydı. Oksijene, yakıta aç bir alevdi sanki. İçgüdüleri hemen harekete geçmesini söylüyordu. Beni serbest bırakın. Birlikte hemen yola çıkalım. Tövbekarlar evinde Janusi'yi bekleyelim ve onu alıp buraya dönelim. Başka arzunuz bu tutuklamada size yardımcı olduğumu raporunuza yazarsınız. Dürüstlüğümden emin olduğunuzu belirtirsiniz. Bu davadan siz kazançlı çıkarsınız. Ve ben de böylece yeniden eski saygınlığımı kazanabilirim. Doldurulan bir tabanca topunun gürültüsünü andıran kısa bir sessizlik oldu. Sizi almaya geliyorum. Oyalanmayın. Burada emirleri ben veririm. kapito bizden yine kaçacak. Sakin olun dedi Crosnier. Tövbekarlara haber verilecek. Onları tanıyorum. Marsilya'da da faaliyet gösteriyorlar. Nice polisini arayacağım ve Arbor evinin önüne kimseyi dikmeyin. Janusi tuzak olduğunu anlayacaktır. Şaka mı yapıyorsunuz? Nice, Knox kalesinden farksız bir yer. Her yerde kameralar var. Her sokağın köşesinde devriyeler var. Kurtuluşu yok bana inanın. Şimdi benim adamlardan birini çağırın size kahve getirsin. Yarım saat içinde sizi almaya geliyorum. Nise varmamız ne kadar sürer? Hiç durmadan yol alırsak bir saat 15 dakikada orada oluruz. Polis telefonu kapattı. Anais onun öğütlerini dinledi. Bir komiser yardımcısı onu serbest bıraktı ve Altay Şube Yemekhanesi'ne götürdü. Orada pek hoş karşılanmadı. Özür dilemesini, açıklamada bulunmasını, ezilip büzülmesini boşuna beklediler. O ise meslektaşlarına saldırmış, bordolu kaçağı oynamaya devam etti. Düşmanca bakışlara aldırmadan bir köşeye oturdu. Bir yudum kahve içti sanki boğazından aşağı koyu bir karanlık girmiş gibi hissetti. Coşkusu belli belirsiz bir bıkkınlığın etkisiyle azalıyordu. Kendini sorguluyordu. Gerçekten istediği bu muydu? Matthias Freire'i hapisten kurtarmaya çalışmak. Onun en az suçla yargılanacağı bir mahkemeye çıkmasını sağlamak Dün gece sadece Icarus soruşturma dosyasını yeniden okumakla kalmamıştı. Janusi'nin notlarını da incelemişti. Bu notların en başından beri çarpıcı bir şeyler içerdiğini belli belirsiz de olsa hissediyordu. Freyr, namı diğer Janusi ne bir yalancı ne de bir entrikacıydı. Tamamen aklı başında hareket ediyordu. Tıpkı Patrick Bonfils gibi bavulsuz bir yolcuydu. Kişisel bir teamülle yazılmış olmalarına rağmen bu notlar hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Satır aralarını okumayı başarmıştı. Onun iki kimliği iki pisişik kaçıştan başka bir şey değildi. Hiç kuşkusuz diğer kaçışları gibi. Freyr, Janus'i cinayetlerle ama ayrıca ve özellikle de kendiyle ilgili bir araştırma sürdürüyordu ilkini gerçek kimliğini bulma umuduyla kimliklerinin her birine ulaşmaya çalışıyordu. Şimdilik son ayların bir kronolojisini çıkarmaya muvaffak olmuştu. Ocak ayından bugüne kadar Matthias Freyrdi, Ekim ayının sonundan Aralık ayının sonuna kadar da Victor Janusi ama ya öncesi onu kemiren bir şüpheyle cevaplar arıyordu. Minatorus katili miydi? Aynı şekilde Ikarus katili. Bir avcı mıydı ya da bir av mı? Yoksa her ikisi de mi? İçine daldığı bu olay onu hayli hayli aşıyordu. Şu ana kadar acemi şansı onun yanında olmuştu ama her an serseri bir kurşuna hedef olabilir ya da siyahlar giyinmiş şu gizemli adamların eline düşebilirdi. Notlarında onlardan siyasetçilerin sırtından geçinenlere gönderme yaparak teknokrat teknokrat te, teknokratlar diye söz ediyordu. Ayrıca Marsilya'da ilk olarak Aralık ayının sonunda onu öldürmeye çalışmış ki bu nedenle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Sonra 18 Şubat'ta ikinci kez ona saldırmış bir grup evsizden de bahsediliyordu. Bu evsizlerden birini yakalayıp hırpalamış ve neden kendini öldürmek istediklerini öğrenmişti. Bu herifler siyahlı katiller tarafından parayla tutulmuştu. Bogonville semtinde mesken tutan bu herifleri sorgulamak gerekiyordu. Nise giderken bundan Krosnir'e bahsedecekti. O, Anais sıçrayarak kendine geldi. İri yarı polis onu omzundan tutmuş silkeliyordu. Yemekhanenin koltuğunda uyuyakalmıştı. Aralık kapıdan gidip gelen mani, mavi üniformalıları gördü. Devriyeler nöbet değiştiriyordu. Saat kaç? 7.20. Anais yerinden fırladı. Geç kalıyoruz. Bir saat içinde orada oluruz. Tövbekarlar uyarıldı. Polis de yerini aldı. Size söylemiştim. Sivil polisler ne dediğinizi biliyorum. Janus'inin silahlı olduğunu söylediniz mi? Ben, beni aptal mı sanıyorsunuz? Sizi arabada bekliyorum. Anais yukarı ofise çıktı. Ceketini giydi. Tuvalete uğradı kafasını ılık suyun altına soktu. Kanın şakaklarına hücum ettiğini hissetti, midesi bulanıyordu ama soğuk algınlığı geçmişti. Eveş'in kapısında büyük bir mutlulukla soğuk havayı ciğerlerine çekti. Crosnier direksiyondaydı. Çevresine bakındı. Başka araba yoktu. Ne süvariler vardı, ne de büyük bir operasyon hazırlığı. Küçük çaplı ekip fikri hoşuna gitti. Sivil ekip arabasına doğru yürürken cep telefonu çaldı. Beceriksizce çıkarırken yere düşürdü. Eğilip aldı. Alo. Lekos. İsim sanki bir başka gezegene aitti. metisle ilgili olarak arıyorum. Nedir? Anais bir türlü dikkatini toparlayamıyordu. Crosnier arabayı çalıştırmıştı. Motoru homurdanan arabada onu bekliyordu. Dün gece sana sözünü ettiğim gazeteciyle görüştüm. Patrik Koskas bu konuyu derinlemesine kurcalamış hangi konuyu metisi Tanrı aşkına gerçekten çok acelem var dedi anayız dişlerinin arasından bana anlattıkları oldukça çarpıcı ona göre metis askerlerle bağlantısını hiç kesmemiş bunları daha sonra konuşsak olmaz mı Hayır Koskasa göre bu grup en inatçı iradeleri kırabilecek moleküllerle ilgili kimyasal araştırmalar yürütüyor. Bir tür doğruluk serumu. Eğer bu tarz, bu tarz söylentileri bana anlatmak için beni aradıysam daha sonra konuşalım. Anaiz başka bir şey daha var. Başkomiser Ülfer, Ülperdi. Lekoz hiçbir zaman ona Anaiz diye hitap etmezdi. Bu bir şefkat gösterisinden ziyade bir korku ve telaş belirtisiydi. Koskas anonim şirketin hissedarlarının listesini ele geçirmeyi başarmış. Krosnir arabanın lastiklerini öttürerek manevra yapıyordu. Anais koşar adımlarla arabaya yöneldi. Tüm bunları daha sonra konuşalım Lekos. Ben bu listede tanıdığım bir isim var. Anais eli kapı, kapıda bir anda taş kesti. Kim? Baban. Sizi uyarmak isterim. Aklı gelip gidiyor. Jean Michel onu Arbor evinin önünde bekliyordu. Bina Republik Caddesi'ndeki diğer binalardan oldukça farklıydı. Canlı renklere sahip modern bir binaydı. Koyu sarı, açık sarı, parlak sarı. İnsanların son günlerini geçirdikleri yer için bu kadarını beklemiyordu. Özellikle tövbekar Jean Mikel tuhaf bir şekilde ona asabi gelmişti. Bir şeyden mi şüphe ediyordu? Sabah gazetelerini mi birinci sayfada resminin bulunduğu okumuştu. Geri adım atmak için çok geçti. Janusi duvarların birinde üzerinde kırmızı bir haç bulunan beyaz büyükçe bir panonun yer aldığı bir holü adamın peşi sıra geçti. Bana da dua et, çalış, sev yazıyordu. Hiç konuşmadan merdivene yöneldiler. Janusi evrak çantası ile dosyayı beraberinde getirmişti. Otele geri dönmeyi düşünmüyordu. Tövbekarın ardından basamakları çıkarken onu inceledi. Beyaz entarili, kapuşonlu, belinde ip kemer olan yaşlı birini bekliyordu. Ama Jean-Michel kazak ve kot pantolon giymiş, 50'li yaşlarda, atletik yapılı biriydi. Alabroz kesilmiş saçları vardı ve kemik çerçeveli gözlük takıyordu. Çatı penceresinden sızan zayıf ışığın aydınlattığı bir koridora girdiler. Ayaklarının altındaki gri linoleum bir nehrin yüzeyi gibi parlıyordu. Etrafa boğucu bir sessizlik hakimdi. Mekanın doğasını ele verecek ne bir pano ne de bir koku vardı. İnsan kendini rahatlıkla bir sosyal yardım kuruluşunun ofisinde veya bir vergi dairesinde sanabilirdi. Jean Michel bir kapının önünde durdu ve ışığı arkasına alarak ona doğru döndü. Elleri belindeydi buyurgan bir görüntüsü vardı. Sanki Janusi için kıyametten yargı günü gelmişti. Durumunu göz önüne alarak size 10 dakika veriyorum. Janus sessizce boyun eğdi. Her şeye rağmen saygılı davranmak durumundaydı. Jean Mikel kapıyı vurdu. Cevap yoktu. Anahtar demetini çıkardı. Balkonda olmalı dedi. Kapının kilidini açarken. Balkonda oturmayı seviyor daireye girdiler. Aslında sabah güneşinin doldurduğu bir stüdyoydu. Dalgalı parke, açık renk duvar kağıdıyla kaplı boş duvarlar. Sol tarafta kusursuz bir açık mutfak. Her yer tertemizdi, her şey pırıl pırıldı. Her taraf bir laboratuvar gibi soğuktu. Jean Michael işaret parmağını açık balkon kapısına doğru uzattı. Balkonda şezlongda oturan bir adam vardı. Arkadan görünüyordu. Tövbekar iki elinin parmaklarını açarak uzattı. 10 dakika, 1 dakika fazla değil. Geri dönüp ayaklarının ucuna basarak odadan çıktı ve Janusi'yi iki günden beri aradığı, şimdi birkaç metre ilerisinde oturan adamla yalnız bıraktı. Janusi elinde çantasıyla ile ilerledi. Christian Busson güneşe doğru dönmüş, çenesine kadar çektiği bir örtünün altına girmişti. Balkon caddeye bakıyordu. Görüş alanı karşıdaki apartmanla sınırlıydı. Trafik gürültüsüne düzenli aralıklarla geçen tramvayın titreşimleri eşlik ediyordu. Selam teneke. Yaşlı adam kımıldamadı. Janusi kapı eşiğini geçip balkona çıktı ve korkuluğa dayanarak onun tam karşısında durdu. Bu son başını kaldırıp bakma lütfunda bulunduğu ve hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. İçi saman doldurulmuş bir mumya yandırıyordu. Nihayet sordu. Beni öldürmeye mi geldin? Janusi balkonda duran katlanır bir koltuğu aldı, açtı. Sonra sırtı yine parmaklar dönük olarak onun yanına oturdu. Neden seni öldürmek isteyeyim? Tenekenin yüzünde bir kıpırdam mı oldu. Yüzünü mü buruşturuyordu yoksa gülümsüyor muydu anlamak imkansızdı. Adamın pörsük, gri, solgun bir teni vardı. Derisinin altından adaleleri, tükenmiş kirişleri, çökmüş hatları görünüyordu. Donuk gözleri göz çukurlarına sanki vidalanmış gibiydi. Tüm suratı Civa'ya batırılmış bir kirpi gibi kıllarla kaplıydı. Seninle sormuyor koyu hakkında konuşmak için geldim. Elbette. Bunu bilgitçe bir ifadeyle söylemişti. Neredeyse kurnazca bir tavırla. O anda Janusi ölmek üzere olan bu adamdan aklı başında tek bir kelime bile öğrenemeyeceğini düşündü. Bunun için kat edilmiş onca yol. Aklını yitirmiş ve yaşlılığından hala aptalı oynamak isteyen çağ dışı kalmış bir moruk. Janusi bu pinti herife merhamet duymak istiyordu, ama bu binadan yeni bilgiler öğrenemeden ayrılırsa kendi hayatının ne olacağını düşünemiyordu bile. Beni öldürmeye mi geldin? Janusi yine de sanki bir kısır döngünün içindeydi. Bunu neden yapayım ki? Haklısın diye sırıttı Teneke. Bana kalan tek şey ölüm çünkü. Ardından dilini şaklattı ve fısıldadı. Oraya gitmeyi severim. Janus eğildi ve kulak kabarttı. Hiç kımıldamaması gerekiyordu, hiç soluk almaması. Güneşin doğuşuyla birlikte şafakta oraya giderim. Kışın sabah saat sekiz sularında. Teneke sustu. Canusi onu cesaretlendirdi. O gün de öyle mi yaptın? Adam tek kaşını kaldırdı. Janusi tenekenin bakışlarındaki aç gözlü pırıltıyı hemen tanıdı. Yanında içecek bir şey var mı? Janusi bunu hesap etmeliydi. Serseri takımının evrensel dili. Anlat bana. Gidip sana içki alacağım diye yalan söyledi. Tabii ya. Anlat. Dudakları ezilen bir puro sesi çıkararak kımıldadı sanki bir şeyler çiğniyordu belki de birazdan sarf edeceği sözcükleri. Benim bir süper gücüm var dedi sonunda. İnsanların öleceklerini hissediyorum. Buna havadaki manyetik dengesizlik neden oluyor. Bunu kafamdaki metal sayesinde algılıyorum. İşaret parmağıyla kafasını gösterdi. Tıpkı büyücüler ve tahta çubukları gibi anlıyor musun anlıyorum o sabah koyda bir adam öldü patikada yürüyordum kumsala kadar gelmiştim her yerde yosunlar ve denizin taşıdığı pislikler vardı teneke sustu yeniden çiğnemeye başladı güneşin altında üstündeki örtüye rağmen titriyordu trafiğin uğultusu gitgide artıyordu bu kez bir acıma duygusu Janusi'yi sardı. Unutulmuş bir evsizin son anları. Aslında bu stüdyo o kadar soğuk değildi. Tövbekarların çabası boşa gitmemişti. Nis güneşinin altında ölme hakkına sahip olanlar sadece yaşlı zenginler değildi. Kumsalda ne gördün? Kumsalda değil kayaların üstünde önünde oturan evsiz sabit gözlerle bakıyordu. Yeniden manzarayı seyrede almıştı. Gri, bulanık ve telaşlı gözleri açık olarak bırakılmış midyeler gibi kuruyordu. Melek vardı. Melek ve açık kanatları. Güzeldi, kocamandı. Ama melek yanmıştı. Uçarken güneşe çok yaklaşmıştı. Teneke belki kafayı kırmış olabilirdi. Ama suç mahallini herkesten önce o bulmuştu. Güneş sırtını kavurmasına rağmen Janusi de teneke gibi titremeye başladı. Öne doğru eğildi ve yaşlı adamı silkelememek için insanüstü bir çaba gösterdi. Aramaya geldiği adam orada elinin ulaşabileceği bir mesafedeydi. Meleğin yanında başka biri var mıydı? Bir adam gördün mü? Zombi Vıcık vıcık gözlerini devirdi ve Janus'ya baktı. Bir adam vardı. Ne yapıyordu? Dua ediyordu. Janusi bu cevabı beklemiyordu. Nasıl yani? Dizlerinin üstündeydi meleğin yanında ve hep aynı kelimeyi yineliyordu. Hangi kelime teneke? Onu duydun mu? Hiçbir şey duymadım. Çok uzaktaydım. Ama dudaklarını okudum. Bu da benim başka bir yeteneğim. Sağır dilsizlerle çalıştığım merkezden. Ne diyordu Tanrı aşkına? Kanserli adam sırıttı ve çenesinin altına sıkıştırdığı örtünün içinde büzüldü. Janusi kendini olta iğnesinin ucuna takılı bir balık gibi hissetti. O sırada aşağıdan gelen ve caddeyi dolduran bir müziğin daha ziyade çekiç sesini andıran düzenli bir sesin farkına vardı. Tuhaf, grotesk, tok bir müzik. Bir kabus müziği. Şehrin diğer ucunda karnaval başlamıştı. Sakin olmaya çalıştı ve ölümün eşiğindeki adamın kulağına fısıldadı. Teneke, bu bilgiyi almak için uzaktan geldim. Meleğin yanında dua eden adam ne diyordu? Hangi kelimeyi tekrarlıyordu? Rusçaydı. Rusça mı? Kanserli adam bir çengeli andıran parmağını örtünün altından çıkardı ve tempo tutmaya başladı. Duyuyor musun bu karnaval? Hangi kelimeyi tekrarlıyordu? Teneke hala kemikli işaret parmağını sallamaya devam ediyordu. Hangi kelime teneke hiç durmadan matruşka diyordu. Bu ne demek? Kanserli adam ona göz kırptı. Beni öldürmeye mi geldin? Janusi örtünün arasından onu yakaladı. Tanrım neden seni öldüreyim ki? Çünkü dua eden adam sendin pislik herif. Janusi adamı bıraktı ve balkon korkuluna doğru geriledi. Arkasında müzik yükseliyor ve gitgide artıyordu. Trafiğin gürültüsünü bastıracak ve balkon zeminini titretecek hale gelmişti. Teneke işaret parmağını Janussi'ye yöneltti. Meleğin katili sensin. Onu öldürdün ve onu yaktın. Çünkü sen bir iblissin. Sen şeytanın hizmetkarısın. Janusi az kalsın arkaya düşüyordu. Korkuluğa tutundu. İşte o anda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etti. Karnavalın müziğine nüfuz eden bir uğultu. Geçit töreninin ritminden daha güçlü. Trafiğin uğultusundan daha güçlü. Sokağa doğru döndü. Aynı anda her yönden polis arabaları geliyordu tepe lambaları güneşin altında dev elmaslar gibi parlıyordu. Araba kapıları açılıyordu. Üniformalılar çevreye dağılıyordu. Janusi iki eliyle korkuluğa yapışmış, taş kesmiş bir halde aşağıdaki sahneyi izliyordu. Her ayrıntı gözüne çarpıyordu. İki renkli tepe lambaları, kırmızı kolluklar, silahlar. Kalabalık kenara çekiliyordu. Tramvaylar yavaşlıyordu. Tövbekarlar polisleri karşılamak için acele ediyordu. Hepsi tek bir insan gibi başını yukarı kaldırdı. Janusi son anda geri çekildi. Yeniden caddeye baktığında silahının namlusuna mermi süren Anais çatlatı gördü. Hiç düşünmeden balkonun son ucuna sol ucuna yöneldi. Çantasını fırlattı, korkuluğu açtı ve aşağı doğru inen oluk borusunu yakaladı. Teneke'nin alaylı görüşleri ve karnavalın gürültüsü arasında elleriyle boruyu sımsıkı tutarak ayaklarıyla destek alarak bir maymun gibi aşağı indi. Sonra boşlukta dönerek atladığı asfaltı tam karşısına almıştı. Çarpmanın etkisiyle nefesi kesildi ve kemiklerinin etine saplandığını sandı. Yerde yuvarlandı ve tüm çıkışları tutmuş üniformalıları tersten gördü. Hapı yutmuştu. Büyük bir şaşkınlıkla acı da panikte hissetmediğini düşündü. Adamlar dönmüş ve silahlarını ona çevirmişti. Işığın ve sirenlerin gürültüsü içinde kasketlerinin altında titreyen ve en az onun kadar hatta ondan daha fazla korkan adamların titrediğini görebiliyordu. O esnada sağ tarafta bir tramvay belirdi ve görüş alanını kapattı. Silahlı polislerin yerini güneşten parlayan camların camların ardındaki yolcuların şaşkın suratları aldı. Hiç düşünmeden ayağa kalktı, çantasını yerden aldı ve karnaval, karnaval müziğine doğru koşmadan önce mırıldandı. Matruşka hayatı büyük bir yalandan başka bir şey değildi. Tramvaya yetişti, yanından koşarak baştaki vagonun önünden geçti ve ters istikametten gelen tramvayı kolladı. Sonra kulakları sağır eden gürültüde iki tramvayın arasından koştu. Birkaç saniye sonra raylardan uzaklaşmış sol tarafa doğru gidiyordu. Arbor evine ve peşine düşecek olan polislere dönüp bakmadan hızını biraz daha artırdı. Sonrasını biliyordu. Bunu daha önce de yaşamıştı. Anais ve diğerleri binadan çıkacak, birkaç gruba ayrılacak ve Republik Caddesi ile yan sokaklarına dağılacaklardı. Başka polis arabalarına da çağrı yapılacaktı. Bir sürü araba belirecek, sirenler ağız avaz ötecek... Bütün silahlı adamlar tek ve aynı avın onun peşine düşecekti. Tarihi bir şahsiyetin beyaz heykelinin dikili olduğu bir meydana vardı. Çok kısa bir an durdu, nefes nefeseydi. Ağaçları gördü, antik revaklı bir kilise. Güneş şemsiyeleri, yürüyen insanları, arabaları, kafelerin teraslarında oturan çiftleri gördü. Kimse ona dikkat etmiyordu. Aradığı işareti karnaval müziğini yakalamak için ellerini dizlerinin üstüne koyarak birkaç saniye dikkatini toplaması gerekti. Sirenlerin uğultusu müziğin sesini bastırıyordu ama yine de ne taraftan geldiğini saptamayı başardı. Sağ taraftaki iki yanı ağaçlı büyük caddeye yöneldi. Karnavala bir ulaşsa kalabalığın içinde yetip gidecekti görünmez olana kadar kalabalıkta eriyecekti. Koşması düşünmesine engel olmuyordu ama düşüncelerinin hiçbir tutarlılığı yoktu. Teneke'nin söyledikleri, İkarus'un yanında olması, Matruşka. Çok soru vardı ve hiçbirinin cevabı yoktu. Farkında olmadan düzenli aralıklarla aynı şeyi mırıldanıyordu. Matruşka, Matruşka. Bu ne anlama geliyordu? Kendinden geçmişçesine koşuyordu. Şimdi yoldan geçenler deli gibi koşan bu adam ile göğü yırtarcasına çalan sirenler arasında içgüdüsel bir bağ kurarak ona bakıyordu. Birden sol tarafında büyük caddeye paralel yayalarla ve mağazalarla dolu dar bir sokak gördü hemen saptı. insanları ite kaka kendine yol açtı ve aylak aylak dolaşanların arasına karıştı. Bir anda kendini Marsilya'daymış gibi hissetti. Karmaşık sokaklarıyla Panier semtinde. Kuşkusuz burası eski Nis kentiydi. Nerede olduğunu anlamak, yönünü bulmak için harcayacak zamanı yoktu. Boşlukta dev bir kalp gibi vuran müziğin düzenli ritmini takip etmeliydi. Mağazalar sokaklara taşmıştı. Şemsiyeler, çantalar, gömlekler. Yeni bir meydana çıktı, balık pazarı. Sonra başka bir dar sokağa girdi. Meyve kokularının, gölgelerin ve taşların üzerine sindiği çok daha dar, çok daha loş bir sokaktı. Müzik ona doğru yaklaşıyordu. Müzik onu kurtaracaktı hala arkasına bakmamıştı. Polisler hala peşinde miydi? Yoksa onlara ekmiş miydi bilmiyordu. Sağda bir geçit gördü. Aşağı inen bir merdiven. Yalancı mermerden duvarlar geçide daldı. Yeniden gün ışığına çıktı. Bir caddeye ulaştı. Siren sesleri uzakta kalmıştı. Görünürde polis arabası yoktu. Sadece caddenin ortasındaki dolma toprak zeminde çimleri yalayarak geçen tramvaylar. Müzik ana caddenin diğer tarafından onu çağırıyordu. Yavaşladı ve diğerleri gibi bir yayı olduğu izlenimi uyandırma ya gayret ederek caddeyi çaprazlamasına geçti. Palmiyelerin, heykellerin, çim alanların bulunduğu yeni bahçeler. Müzik Parçayı tanıdı ve alçak sesle adını söyledi. Elleri cebinde, başı öne eğik, parkı boydan boya katetti. İki yanı ağaçlı, çakıllı yollar, sık dikilmiş ağaçlar, banklarda oturan aileler. Gösteri alanına sadece birkaç adım kalmıştı. Tam olarak ne bekliyordu? Geçit törenine katılmak mı, tribünlerin altına gizlenmek mi? Parktan çıkınca beklentileri suya düştü. Karnaval alanı metal kafeslerle ve iskelelerin üzerine monte edilmiş basamaklarla korunmaya alınmıştı. Polisler ve diğer göre görevliler düzeni sağlıyordu. Hiç düşünmeden numaralı kapılara doğru yürüyen insanların arasına karıştı. Tek şansı kalabalığı takip etmekti ve bir bilet alarak güvenlik çemberini aşmak. Bilet satış yeri dev bir panoda Nice Karnavalı mavi gezegenin kralı yazıyordu. Gişelerin önünde fazla bir kalabalık yoktu. Artık sirenleri duymuyordu. Karnaval müziği her şeyi örtmüştü. Bir bilet lütfen. Ayakta ya da tribün ayakta. 20 avro. Tribünleri taşıyan yüksek demir iskelelerin arasında kalabalığın içine karıştı. Polisler kulaklarında telsiz, elleri silahlarında koşar adımlarla bulundukları yerleri terk ediyorlardı. Alarm verilmişti. Janusi bilet numarasına denk düşen kapıya ulaştığı gürültü kulakları sağır edici bir hal almıştı. Özel güvenlik elemanları biletini aldı ve geçmesine izin verdi ona bakmamışlardı bile. Tam tersine dört nala koşan polisleri gözlüyorlardı. Başarmıştı. Etrafı çevrili alandaydı. Birkaç saniye boyunca çevresine bakındı. Tam karşısında üstünde sevinç gösterileri yapan kalabalık sebebiyle her an yıkılacakmış gibi duran iki tribün vardı ve ikisinin arası karnaval arabalarının geçmesi için Geniş bir bulvalı, bulvar olarak düzenlenmişti. İzleyenlerin çoğu ayaktaydı, el çırpıyorlardı. Çocuklar yapışkan iplik püskürten spreyleriyle ebeveynlerini hedef alıyordu. Perdeli uzun elleriyle kurbağa kıyafetleri giymiş dansçılar basamakların arasında paytak paytak yürüyordu. Prensesler bedenlerini iyice saran, parlak kilotlu çoraplarının üzerine giydikleri eteklerini kaldırıyordu. Ama özellikle geçit töreni dikkat çekiciydi. 5 metre yüksekliğinde parlak turuncu saçlı mavi bir deniz kızı kollarını sallıyordu. Mavinin tonu göz kamaştırıcıydı. Aklına saçma bir bilgi geldi. Ressam uluslararası Klein mavisini yaratırken Nis'in gökyüzünden esinlenmişti. Deniz kızının çevresinde helyum gazıyla şişirilmiş deniz anaları havada yüzüyordu. Deniz kızının kuyruğunun iki yanında iki balina şarkı söylerken pullarla kaplı giysiler giymiş küçük kızlar arabanın parmaklıklarının arasından zıplayıp duruyordu. Janusi izleyiciler arasında çantasını koltuk altına sıkıştırmış, ayakta duruyor, çevresine bakınarak el çırpıyor ve şarkı söylüyordu. Şimdilik görünürde ne bir üniformalı ne de kırmızı kolluklu vardı. Onun yerine... Konfeti yağmuru altında yürüyen dansçılar, jonglörler ve amigo kıyafetleri içindeki genç kızlar vardı. Sonra kırmızı, sarı, mavi giysiler içinde devasa prensesler, kabarık ve birkaç metre yüksekliğindeki elbiselerinin altında fırlatılan konfetiler ve kurdeleler arasında kayarak gitmelerini sağlayan tekerlekli bir düzeni gizliyorlardı kısa bir an onların boyalı yüzlerini rengarenk taçlarla süslenmiş saçlarını dikkatle inceledi. Bir dakika sonra polisler her yerdeydi. Her tribünün girişinde basamakların arasında ayakta gösteriyi izleyen seyircilerin içinde. Üniformalılar kurbağaların ve jonglörlerin arasında bir kıskaç hareketi yapar gibi ilerliyordu umutsuzlukla karar alarak resmi geçit yapanların arasına daldı ve kendini sırtlarında kuş şeklinde balonlar taşıyan bir akrobat, akrobat grubunun arasında buldu. Bir kuş kafesinin içinde yakalanacaktı. Paniklemiş, sarnıya tutulmuş bir halde kortejin aksi istikametinde yürüdü ve bir sonraki arabayı gördü üzerinde yarı insan yarı kemirgen korkunç görünümlü kuklaların olduğu bir atlı karınca gibi dönen kocaman bir elma koçanı. Şaşırtıcı ayrıntısı, ayrıntı ise bu kuklaların atlı karıncanın dibinde dans eden fare kostümleri giymiş gerçek insanların birer tasviri olmasıydı. Birden imkansız gerçekleşti. İnsan başlı fareler elma koçanının çevresinde dönerken Janusi'nin dikkatini kendi yüz hatlarını andıran bir kukla çekti. Karikatürize edilmiş, bozulmuş, kemirgen makyajı yapılmış yüz hatları. Bu mucizeye cevap ararken bir ses yükseldi. Hey çocuklar, Narkis, Narkis burada. Janusi başını arabadakilere doğru kaldırdı. Fare kostümlü adamlardan biri işaret parmağıyla onu gösteriyordu. Bu narkis. Narkis geri döndü. Diğerleri tempo tutmaya başladı. Narkis, kaçıklardan biri ona elini uzattı, onu yakaladı ve arabaya çekti. Bir başka adamını uzattı, sivri suratlı bir maskeyi kafasına geçirdi. Birkaç saniye içinde diğerleri gibi bir fare olmuştu. Kamçı gibi inen konfeti ve kurdele yağmurunun altında çılgınlar gibi dans etmeye başladı. İki kalp vuruşu arasında durumu anlamaya çalıştı. Janusi delileri gördüğünde tanırdı. Fare adamlar akıl hastalarıydı. 2010 Nice Karnavalı için kendi geçit arabalarını yapmalarını kendi geçit arabalarını yapmaları istenen deliler. Bir başka gerçek o da onlardan biriydi. Nargis. Nis'in bir yerlerinde tımarhaneye kapatılmış bir hasta. Bir rastlantı sonucu olsa da bir önceki kimliğini öğrenmişti. Belki de tek kimliğini. Beklenenin tam tersine büyük bir rahatlama hissetti. Artık ortadan yok olabilirdi. Kendini iyileştirebilirdi şenlik bitmişti. Şimdilik neşe içinde Lady Gaga'nın şarkısıyla el çarpıyor, çırpıyordu. Polisler onu kalabalığın arasında arıyordu. Seyircilerin her birine tek tek bakıyorlardı. Kimsenin aklına arabalara bakmak gelmiyordu. Ve özellikle de bir elma koçanı çevresinde fare kafalı adamların dans ettiği arabaya. O sırada seyircilerin arasından yorgun bir yüzle geçen Anais'i gördü. Elinde silahı vardı, gözleri yaşla doluydu. Bir an arabadan inmek ve onu kollarının arasına almak istedi. Ama fare adamlardan biri onu elinden tuttu ve ateşli bir rock dansına davet etti. Janusi kendini onlara teslim etti ve hatta araba onu tımarhaneye doğru götürürken Müziğin ritm ritmine uyduğu küçük boksör adımlarıyla dans etmeye bile başladı. Paçayı sıyırmak için bulduğu tüm çözümler arasında bunu hesaba katmamıştı. Az önce delilerin gemisine binmişti.